Halkın ve bu meclisin oluşumunun temeli olan iradenin buradaki varlığına karşı hassasiyetle korunuyor. Ben bugün bu toplantı salonunda bulunamayan arkadaşlarımıza selamlarımı gönderirken aynı zamanda onların bu salona gelmesine karşı barikat oluşturan anlayışı ve pratiği de kınıyorum. Biz halkız. Biz halkız ve halkın temsilcileriyiz. Her yerde bizler varız. Mecliste de, belediyelerde de, bütün yaşam ve mücadele alanlarında da, sokaklarda, meydanlarda, iş yerlerinde, okullarda, köylerde ve bütün varlık alanlarında bizler bütün hakikatimizle ve bütün irademizle var olmaya devam edeceğiz. Onlar bizleri bu meclisin çatısı altında görmek istemiyor olabilirler. Halkın oylarıyla seçilmiş temsilcileri, yerel yöneticileri, belediye eş başkanlarını ve belediye meclis üyelerini o kurumlarda görmek istemiyor olabilirler. Bu onların uğursuz siyasi anlayışının bir yansımasından başka bir şey değildir. Ama bizler onlar görmüyor diye yok olan veya onlar kabul etmiyor diye devre dışı kalan bir siyasi irade değiliz. Bizler onlara rağmen var olduk. Her yerde onlara rağmen ve karşımıza çıkardıkları bütün engellere ve barikatlara rağmen bu varlık alanını ve varlık zeminlerimizi sonuna kadar savunacağız, sonuna kadar koruyacağız. Onlar da bu siyasi uğursuz yaklaşımlarıyla, dışlayıcı, ötekileştirici ve baskıcı yaklaşımlarıyla baş başa kalacaklar. Değerli arkadaşlar, bir süre önce darbeyi savuşturduk ama darbe mekanizması tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Çünkü savuşturulan sadece askeri bir darbe girişimi ve hareketiydi. Darbe zihniyeti, darbe siyaseti ve kurulan mekanizma, bir yıl öncesinde kurulan, oluşturulan mekanizma, yaşamın ve siyasetin her alanında eksiksiz bir şekilde işlemeye devam ediyor. Hatta darbecilerin yapabildiklerinden daha fazlasını yapma maharetini kanıtlıyor bugün siyasi iktidar. Emin olun 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı, onların dahi yapmakta, cuntacıların dahi yapmakta zorlanacağı, yapamayacağı bir dizi icraatı bugün darbe zihniyetini ve pratiğini savunan, sürdüren siyasi iktidar yapıyor. İşte bugün meclis gündemine gelen torba kanun bunlardan birisidir. Bu zamana kadar torba kanunlarla, torba siyasi uygulamalarla ve halkın ihtiyaçlarını dıştalayan yasama faaliyetleriyle tam anlamıyla bir sivil diktatör rejimi, bir sivil darbe rejimi oluşturdular. Bugün askeri darbe ile aralarında tek fark, sembolik olarak bu çatının, yasama çatısının muhafaza ediliyor oluşudur. Sadece sembolik ve göstermelik bir kurum haline getirilmiştir bugün meclis. Ve yasama faaliyeti sarayın emri ve icazetiyle merkeziyetçi, katı ve dikte anlayışına dayanan bir yapının emri ve icazetiyle yürütülür. Demokratik bir yasama süreci, demokratik bir yürütme süreci bugün Türkiye bakımından, bütün Türkiye halkları bakımından asla sözü bile edilemeyecek, adı dahi anılamayacak bir şeydir. Ve getirdikleri kanunla belediyelere uzun bir dönemden beri hazırlığını yaptıkları, altyapısını oluşturdukları belediyelere kayyum atama kararını çıkarmayı hedefliyorlar. Belediyeler bundan öncesindeki süreçte nasıl bir atmosfer, nasıl bir zemin içerisindeydi değerli arkadaşlar? Yaklaşık bir yıl boyunca DBP'li seçilmiş halk temsilcilerini, belediyeleri zan altında bırakmak, devre dışı yapmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Yaklaşık bir yıllık süre boyunca müfettişleri, atadıkları memurlar belediyelerde yatıp kalktı. Bir kirlilik, bir hırsızlık, bir yolsuzluk bulmaya ve bulamıyorlarsa yaratmaya çalıştılar. Üretmeye çalıştılar. Ama emin olun
üretemediler ve tek bir kirlilik, tek bir yolsuzluk, hukuksuzluk, haksızlık ve adaletsizlik bulamadılar. Ve bu süre içerisinde bu baskıcı yöntemlerle yerel yönetimlerdeki halk iradesini devre dışı bırakmayı başaramayanlar bugün kanun adımları bir saldırı yöneliyle bir saldırı seçilmiş halk temsilcileri ve halk mevzilerini devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Kazandığımız bütün demokratik mevzileri nasıl savunduysa öyle savunacağız. Çünkü bizler bir kazanımı direnmeden elde etmedik. Çok yoğun ve zor mücadelelerle kazandık. Bu zamana kadar kazandık ve nasıl kazandıysak öyle savunacağız. Direne direne kazandık. Direne savunacağız. Hırsızlara, siyasi irade hırsızlığına, faşizan anlayışa, diktatör rejimine demokratik mevzilerimizi, o temiz alanlarımızı asla ve asla terk etmeyeceğiz. Bugün iktidarın muhalefetiyle bütün egemen siyasi mevzimiz bir araya gelmiş, bu iradeyi tasfiye etmek için uğraşıyor. Torba yasa çıkarıyorlar. Onlar bir torba ittifakla bu torba yasayı halkımızın demokratik mevzilerini ortadan kaldıracak bir şeye dönüştürebileceklerini sanıyorlar. Bakın bu torba yasayı oluşturan torba ittifak nerede kuruldu? Nerede verdi o kuruluş fotoğrafını? Yenikapı'da verdi. Yenikapı'da kafa kafaya verdiler. Bir torba ittifak kurdular ve bugün meclise getirilen torba kanunla, torba saldırı paketiyle bizim mevzilerimizi, haklarımızı, haklılığımızı gasp edebileceklerini sanırlar. Yanılıyorlar. Yanıldıklarını bir kere daha görecekler. Bu zamana kadar tekçi bir işle ve pratikle AKP saray merkezli bütün saldırılara nasıl direndiysek bundan sonra bu torba ittifaka karşı da aynı inançla, aynı kararlılıkla karşı durmaya devam edeceğiz. Eliniz değil, topunuz gelin. Eğer topyekün bir ittifakla, topyekün kirli bir anlaşmayla, demokratik meşru siyaset zemininde karşı haklarımızı gasp edeceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Büyük bir yanılgıcılar ve halkımızın bu son dönemde gündeme saldırı karşısındaki direnişi de onların tarihsel yanılgısını bir kere daha gösterecek. Bu yasayla değerli arkadaşlar, Kürt'ün hiçbir şeyine tahammül edemediklerini gösterdiler. Bu torba ittifak, bu üçlü dörtlü ittifak Kürt'ün hiçbir şeyine tahammül etmiyor. Kürt'e diyor ki sen belediye olamazsın. Sen meclis üyesi, yöneticisi olamazsın. Sen muhtar dahi olamazsın. Muhtarlar da ikiye ayrılıyor. Bir sınıf muhtarları, bir de Kürt'ün ve halkın muhtarları. Kürt'ün ve halkın muhtarına da düşmanlar. İlla diyorlar ki sarayın muhtarı olacaksınız. Sarayın kapısında dizileceksiniz. El pençe divan duracaksınız. Durmadık, durmuyoruz. Durmayacağız da. Bu zalim iktidarın karşısında el pençe divan olmamak, itaat etmemek, boyun eğmemek bizim sizden tek farkımızdır ve onurumuzdur. Ve bu onurlu duruşu sonuna kadar savunacağız ve koruyacağız. Bu kirlilik karşısında, bu siyasi çürümüşlük ve yozlaşma karşısında, bu ağır zulüm karşısında onurlu insanların duruşu ve direnişi kazanacak. Bizler Kürt halkının, bütün ezilen halkların her yerdeki meşru siyasi temsiliyetini ve mevzilerini her koşul altında savunmaya, korumaya ve büyütüp geliştirmeye devam edeceğiz. Hiçbir varlığa tahammül edememe anlayışı bugün hala sürdürüyor kendisini. Bugün Sayın Başbakan grup konuşmasında 14 yıl, 15 yıl öncesine döndü. Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur dedi. Bakın
Nereden nereye? Kürt sorununun çözümünü, barışı, demokrasiyi, kendi siyasal ikballerinin aracına, zeminine, enstrümanına dönüştürenler, buradan siyasi rant devşirenler, bugün siyasi rant çıkmayacağını gördüklerinde Kürt sorunu yoktur noktasına geldiler. Emin olun yarın öbür gün Kürt diye bir kelime ve kavram da yoktur. Zaten onlar dağ türküdür. Bu kelime de kart kurttan zaten türemiştir noktasına gelecekler. İleri demokrasi söyleminden ileri darbeciliğe geldiler bunlar. İlerlemekten anladıkları tek şey bu. İleri demokrasi diye diye bugün askeri darbeciliğin daha ilerisinde bir uygulama ve zihniyetle ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bizler bu ileri darbecilere karşı da direneceğiz. Her türlü darbeye nasıl direndiysek, darbeci anlayışın ve pratiğin kazandığımız mevzileri gaspına karşı nasıl mücadelenin sürekliliğinin ve umudun güvencesi olduysak, bundan sonra da bu sürekliliğin ve umudun tek savunucusu, tek güvencesi olacağız. Çıkarmak istedikleri bu torba kanunla birlikte değerli arkadaşlar, bütün evrensel hukuk kriterlerini, uluslararası bağlayıcı anlaşmaları, bunların hepsini çöpe attılar. Sanıyorlar ki sadece Kürt'e düşmanlık yapıyorlar, zarar veriyorlar. Sanıyorlar ki sadece HDP ve DBP kaybedecek bu saldırılardan. Kendileri kaybedecekler. Bütün Türkiye halkları kaybedecek. Bütün Türkiye halklarını, bu ülkeyi adeta tecrit edilmiş, kendi içerisine kapanmış, hiç kimseyle bağı ilişkisi olmayan, geleceğe dair hiçbir umudu ve güvencesi olmayan bir hale getirdiler. Bütün dünya ile ilişkilerini kesmişler, zorla, zulümle, zorbalıkla, sömürüyle, rantiyecilikle iş götürebileceklerini sanıyorlar. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Nerede yaşadığınızı sanıyorsunuz siz? Böyle bir siyaset sadece DBP'ye, HDP'ye zarar vermez. Sadece Kürtlere, Alevilere, dindar demokratlara, kadınlara, gençlere zarar vermez. Böyle bir zihniyet ve siyaset bütün Türkiye halklarının düşmanıdır. Türkiye'nin geleceğinin düşmanıdır. Sanıyorlar ki bütün uluslararası yükümlülüklerimizi çöpe atarsak, bütün evrensel hukuk kriterlerini, demokratikleşme kaygılarını şöyle bir kenara itersek sırtımızdaki yük hafifler ve kuş gibi iktidar oluruz ve iktidarımızı sürdürürüz. Bakın, hala uçmaya devam ediyorlar. Hala Türkiye halklarının ve siyasetinin gerçeğine sırtlarını dönerek, gözlerini kapayarak iktidarlarını sürdürebileceklerini sanıyorlar. Söyledikleri yalanlara kendilerinin de inanması gibi bir özellikleri var bunların. Ama hakikatler inatçıdır. Ve bizler hakikati temsil ediyoruz. Hakikat teslim olmayan ve direnen halklardır. Hakikat DBP belediyelerini, seçilmiş halk mevzilerini asla teslim alamayacağınız gerçeğidir. Ve Türkiye halklarının da siyasetinde geleceği bu direnç üzerinden, bu gerçek üzerinden kurulacak. Bunu kimse unutmasın. Bu karanlık günlerde bütün hukuk kurallarını, bütün insanlık kurallarını, bütün akıl kurallarını hiçe sayarak 3 günü, 5 günü kurtarabilirsiniz. Alın o 3 gün, 5 gün sizin olsun. Ama yarınınızı kurtaramazsınız. Ama bizler Türkiye halklarının yarınının, geleceğinin karartılmasına da izin vermeyeceğiz. Sizlerin iktidarı ve siyaseti tarafından karartılmasına da izin vermeyeceğiz. Kayyum kararını tanımadığımızı ifade ettik, tanımıyoruz. Ve bunun karşısındaki gerçek demokratik muhalefeti, gerçek demokratik duruşu da bütün Türkiye halkları ve bugün bize baskıyı, zulmü ve teslimiyeti dayatanlar çok iyi görecekler. Defalarca söyledik, yine söylüyoruz. Onu bunu kendileri dışında herkesi bölücülükle itham edenler, Türkiye'yi bölüyorlar, Türkiye halklarını bölüyorlar. Bakın, kayyum atama kararı bugün sadece Kürt illerindeki belediyeler için gündeme gelmiş durumda. Türkiye'nin yarısını bölüp Kürtlerin seçtiği yerel yöneticileri yaptıkları konuşmalar,
aldıkları, saflarında yer aldıkları siyasi parti nedeniyle öcül ilan edeceksiniz, soruşturma açacaksınız, görevden alacaksınız ve merkezden atılmış memurlarla o kentleri yöneteceksiniz. İddia ettikleri ve getirmeye çalıştıkları yasa budur. Bu zamana kadar 100 yıl boyunca atanmış memurlarla o toprakları, o halkları, Kürtleri yönetmeye çalıştınız. Ne oldu? Yönetebildiniz mi? Ne oldu? Teslim alıp boyun eğdirebildiniz mi? Kendinize benzetebildiniz mi? Bu zamana kadar başaramadığınızı bugün hiç başaramayacaksınız. Çünkü Kürt halkı 100 yıl önceki Kürt halkı değildir. Örgütlü, politik bilinç seviyesini geliştirmiş ve mevzilerini kurma ve savunma bilincini yükseltmiş bir halk gerçekliği vardır. Ve bugün geliştirdiğiniz her bir saldırı bizlerden değil, Kürt halkından değil, sizlerden götürür. Sizi tarihin karanlığına götürür. Bakın bu uygulama seçilmiş halk temsilcilerini görevden alarak yerine atanmışları, valileri, kaymakamları, merkezi devlet getirme uygulama tarihte ve bugün nerelerde görülüyor biliyor musunuz? Sömürgelerde görülüyor. Soruyoruz bugün size. Türkiye'nin yarısını bölüp oraya sömürge hukuku mu uyguluyorsunuz? Bu soruya cevap verir şeyden önce. Bu uygulama tarihte de kitada kurallar, kriterler ve deneyimler içerisinde de sadece sömürgelerde görülen uygulamalar. Seçilmiş sömürge yerlerde, ülkelerde, bölgelerde sömürgeleştirilen halkların seçilme hakkı yok, gasp edilir. Bugün halkına ne diyorlar? Diyorlar ki siz seçemezsiniz, siz seçilirsiniz. Millet mi seçilir, seçildiniz eğer? Dokunmazlığınızı kaldırırım, yargılarım, sizi meclisten atarım. Belediye başkanı mı seçildiniz? Hayır, belediye başkanlığı yap. Görevden alırım, yerinize kayyum atarım. Devlet olarak ben kendi görevliyim. Bu temsilci seçen halka da deniyor ki, siz vekil de seçemezsiniz, belediye eş başkanını da seçemezsiniz, yerel yönetici de seçemezsiniz, muhtar da seçemezsiniz. Seçtiğiniz her temsilciyi ben görevden alır, merkezi devletin görevlilerini yerine getiririm, diyor. Bu yasanın, bu uygulamanın ve niyetinin tek tarifi, karşılığı budur. Ve bu uygulama sadece sömürge coğrafyalarda, sömürge alanlarına geçirilir. Soruyoruz, bu soruya cevap verin. Siz Türk yarısını bölüp orada bir sömürge hukuku ve yasa uyguluyorsunuz. Burada çok açık ve net bir biçimde bu memleketi uygulayan ve bir tarafına sömürge yasası uygulayan bu siyasi iktidarın ta kendisidir. Başkası. Ve bu çok ciddi, tarihsel, kabul edilemez bir saldırıdır. Bu saldırının karşısında kimse, Kürt halkının da, bizlerin de, bütün demokrasi güçlerinin boyun bükmesini beklemesin. Boyun bükmedik, beceğiz, teslim olmadık, olmayacağız. Ve o atadığı memurlar da, kayyımlar da, gönderdiğiniz darbeci generaller ne duruma düştüyse aynı duruma düşecek. Kürt illerine, abluk altındaki kentlere aylar önce 15 Temmuz'da darbe yapan generalleri, askerleri gönderdiniz. Tanklarınızı, toplarınızı, savaşlarınızı gönderdiniz. Yakıldı, yıkıldı, yaşam alanları mahvedildi Kürt halkının. O illerde yaşayan halkımızın. Ne oldu? Geldikleri gibi gittiler. Ve Kürt illerine darbeyi yaşayan geldi, Ankara'ya darbeyi dayattı. Gönderdiği zaman memurlar da kayyumlar, o darbeci generaller nasıl yenilerek evlerine geri dönüyor? Emin olun, gönderdiğiniz kayyumlar da memurlar da öyle yenilir ve öyle size geri dönecek. Değerli arkadaşlar, bunların her birisi aynı zamanda halktan intikam alma operasyonunun bir parçasıdır. Size iş başına gelemeyenler,
seçimle kazanamıyor, darbeyle kazanmaya çalışıyor. Hakkari ve Şırnak il statüsünün düşürülmesi uygulaması da işte bunlardan birisidir. Yüksekova ve Cizre'nin il yapılması da bunun karşılığı, Şırnak ve Hakkari'nin il statüsünün düşürülmesi gündemi var aynı zamanda bu torba kanun içerisinde. Bölge halkını il ve ilçe ikilemi üzerinden birbiriyle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Ama temel olan şey şudur. Bu müdahalenin, bu yönelimin tek bir nedeni vardır. Hakkari'de, Şırnak'ta siyasi iktidarın tek bir milletvekili çıkaramadığı yerlerdir. Tek bir seçilmişinin olmadığı yerlerdir. Yıllardan beri kin güttüğü, nefret siyaseti yürüttüğü illerdir. Ve bugün bu illeri il ilçe ikilemiyle bölmeye çalışıyor. Yasada, kanunda şunu yapmanın önünde hiçbir engel yok. Şırnak ve Hakkari'nin il statüsü düşürülmeden de Cizre ve Yüksekova'nın il yapılması gündemleştirilebilir. Bu çözülemeyecek bir çelişki değildir. Cizre gibi kadar, Yüksekova kadar nüfusu olmayan sayısız ilçeyi il yaptınız. Pekala, Şırnak'ın il statüsünü düşürmeden, Hakkari'nin il statüsünü düşürmeden iki ilçe hakkında bu kararı alabilirsiniz. Milletvekili sayınızı çoğaltmak için, rant alanınızı büyütmek için, büyük şehir statüsü nüfus oranı nedeniyle mümkün olmayan ille büyük şehir statüsüne çıkardınız. Yapboz işini siz iyi bilirsiniz. Ama Kürt kentleri illeri söz konusu olduğunda bunların hiçbirisi, bu kriterlerin hiçbirisi uygulanmadığı gibi bu illerin gerçekliği de dikkate alınmıyor. Bakın, Şırnak'ın %80'i yıkılmış durumda. Şırnak'ın il statüsünün bitirilmesi demek, Şırnak'ta yaşamın bitirilmesi demektir. Ekonominin bitirilmesi demektir. Kültürün, yaşanmışlıkların, değerlerin yok farz edilmesi, ölüme mahkum edilmesi demektir. İstedikleri de bu aslında. Oradaki yaşayan hafızayı, oradaki gerçekliği ellerinden gelse durmak, yok etmek istiyorlar. Ellerinden gelse bu illeri, ilçeleri haritadan silecekler. Burada yaşanan tarihi yok sayacaklar, unutturacaklar. Ama Kürt halkı bu haritayı sizden öğrenmedi. Kürt halkı bu tarihi sizden öğrenmedi. 7000 yıldır Hakkari ve Şırnak tarihiyle birlikte yaşıyor, dimdik yaşıyor ve yaşayacak. 1000 yıllardır oradaki kültür, oradaki toprak, oradaki tarih, oradaki yaşam alışkanlıkları ve bilinç size rağmen yaşıyor. İşte bu uygulamalarla yaşayan bir değeri, yaşayan bir halkı öldürebileceklerini sanıyorlar. Ama başaramayacaklar. Çünkü ölüm dayatmalarına rağmen, çünkü dört bir yanın kana, katliama, ölüme boğulmuş olmasına rağmen yaşamakta ayak direyen bir halk ve coğrafya var karşılarında. Ve bugün de yarın da bu halk, bu coğrafya kazanacak. Direnenlerin tarih için, yaşam alanları için ortaya koyduğu tutum ve mücadele, siyasi iktidarın bu müdahalelerini ve saldırılarını da boşa çıkaracak esas güçtür. Bizler işte bu nedenle her yerde bütün bir yaşamı berhava etmeye çalışanlara karşı yaşamı ve savunma, yaşamı kurma ve savunma iradesini temsil ediyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, yıkılan kentlerden birisi Nusaybin aynı zamanda. Nusaybin'in mahalleleri, bir kısım mahallesine hala girilemiyor ve o mahalleler ter örgülerle, utanç hattıyla çevrilmiş durumda. Ve o ter örgülerin içerisinde hala kaldırılmayı bekleyen cenazeler var. O tel örgülerin yamacında evlatlarının cenazesini almak için gözyaşlı bekleyen, mücadele eden analar var. Nusaybin'de de yaşamı ve yaşamı savunanları yok etmeye çalıştılar. Ama Nusaybin halkı tel örgülerle kuşatılan toprağını terk etmedi. Yıkılan, tahrip edilen, yaşanmaz hale getirilen,
evlerini, o evlerinin olduğu toprakları terk etmedi ve terk etmiyor. Bugün bizler Nusaybin'de, Şırnak'ta toprağını terk etmeyen, bu sürgün dayatmasına karşı direnen halkımızla en güçlü bir şekilde yan yana durmak ve dayanışmayı büyütmek zorundayız. Ve ben bugün buradan bir kere daha kardeşlik ve dayanışma bilinciyle Nusaybin halkına sahip çıkma çağrısı yapıyorum. Şırnak halkına sahip çıkma çağrısı yapıyorum. Her ev bir ülkedir. Her ev bir yaşamdır. Her ev biziz, bizleriz. Ve her evi, her yaşamı hep birlikte savunacağız ve hep birlikte yıkılmasına karşı, esir edilmesine karşı mücadelemizi büyüteceğiz. İşte tam da bu süreçte dayanışmak, sahip çıkmak, birbirimizle kenetlenmek direnişin en güçlü halkasıdır. Bu dayanışmayı Nusaybin için ve Şırnak için, yıkılan bütün kentlerimiz için en güçlü bir şekilde göstermemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz darbesinden sonra bizler millete değil de devlete o hal ilan ettik diyenler, 15 Temmuz'dan bu yana millete karşı, halklara karşı o hal ve darbe operasyonlarını sürdürüyorlar, sürdürmeye devam ediyorlar. Bakın bugün meclis gündemine gelen darbe yasası, torba kanun, bütün millete karşı, bütün halklara karşı o hal uygulamasının en çarpıcı örneğidir. Sadece belediyelere kayyum atamak ve seçilmiş halk temsilcilerinin ve seçilmiş halk iradesinin gasp edilmesi biçiminde değil, aynı zamanda halkımızın bütün ekonomik ve sosyal haklarını sıfır noktasına, sıfırın altına indirmek gibi tarihsel bir saldırganlık içeriyor bu torba kanun. Bakın, bu zamana kadar özelleştirmelerle kamu kurumlarını satarak memlekette çok az ortak değer ve zenginlik bırakanlar bugün kazanın dibini sıyırıyor. Kazanın dibinde ne kalmışsa bütün devlet kurumlarını toptan satıyor. Bu zamana kadar parça parça satanlar bugün toptan satış operasyonuna başladılar. Bu satıştan elde edilen gelirler sanmayın ki halka gidecek. Sanmayın ki işçiye, emekçiye, esnafa, köylüye gidecek. Sermaye daha fazla palazlansın diye sermayeye aktarılacak. Değerli arkadaşlar, sermayeye o hal yok. Patronlara o hal yok. Darbede o halde işçiye, emekçiye, Kürde, Aleviye, kadına, gence. O halde darbede sadece bizlere karşı yapılıyor. Geçenlerde Tuzla'da direnişe geçen işçiler, işten atmaya, güvencesizleştirmeye karşı direnişe geçen işçiler, patronun yanında saf tutan güvenlik güçleri tarafından kurşunlandı. Grevler yasak, hakkını aramak yasak. İşten atılmalara karşı ekmeğini savunmak için direnmek yasak. Ama bunun karşısında sermayeye, patrona sınırsız özgürlük ve serbestlik tanınıyor. İşte darbe budur, işte o hal budur. Darbe o hal sadece direnen politik güçlere karşı değil, emeğiyle geçinen, sosyal haklara ve geleceğe ihtiyaç duyan herkese karşı yapıldı ve sürdürülüyor. İşte bu nedenle darbeye karşı, o hale karşı hep birlikte direnmek zorundayız. Bütün Türkiye olarak direnmek zorundayız. El ele, omuz omuza bu darbe uygulamalarını, darbe saldırılarını boşa çıkarmak bizim temel görevimizdir. Hapishanelerde İmralı'dan FETİP'lerine kadar bütün hapishanelerde hak gaspları 80 darbesinin çok daha ötesine geçmiş durumda. İşkence sokaktan cezaevlerine ve gözaltına varıncaya kadar her yerde sınırsız bir biçimde oluyor. İşkenceye sıfır toleranstan işkenceye sonsuz toleransa gelmiş ve bu düzeyde, bu anlayışa dayanarak işkenceyi siyaseti uygulamanın bir biçimine dönüştürmüş bir iktidar var karşımızda. Ama bizler bunun karşısında, bu zulüm ve işkence siyaseti karşısında her yerde özgürlüklerin içeride, dışarıda özgürlük mücadelesini savunanların tarafındayız. Ve bu tarafı, bu safları büyütmek hepimizin en temel görevidir. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz darbe girişimi
başarısızlığa uğradıktan sonra kendileri dışında herkesi darbeci ilan etme kampanyası başlattılar. Kandık ve iyi niyetimizle oynandı propagandasıyla 14 yıl boyunca FETÖ ile paralel yapıyla kurdukları ittifakı karartmaya, sorumlulukların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ne hikmetse bu 14 yıl boyunca sadece onlar kandırılmış. Bizleri kandırmayı başaramadılar örneğin. Emek ve demokrasi güçlerini kandırmayı başaramadılar. Bizler 14 yıl boyunca ittifak yaptığınız o cemaat ve FETÖ yapılanmasının saldırılarına karşı onlara rağmen onların hapsetme, tutuklama, katletme saldırılarına karşı mücadele yürüttük. Ve onların saldırılarının içerisinden gelip geçerek bugün bu noktaya ulaştık. Bizi kandırmayı başaramadılar. Ama ne hikmetse sadece onlar kandırılmış. Sadece onlar yoldan çıkarılmış. Bakın diyor ki Cumhurbaşkanı, 17-25 Aralık saldırısında müdahalesinde aklımız başımıza geldi, uyandık. Bakın o zamana kadar uyanmamışlar. Onlarca yolsuzluk, devlet içerisinde konumlanma, yerleşmeye dair onlarca operasyon hep beraber yürütülüyor. Ve 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün bir tehdit olduğuna karar veriyorlar. Bunun nedeni ne olabilir sizce? 17-25 Aralık operasyonu, 17-25 Aralık süreci işin içine akçeli gündemlerin ve işlerin karıştığı bir süreçtir. Yolsuzluk tezgahına para çıkar ve o çuvallarda, ayakkabı kutularında istifade edilen dolarlara, eurolara gelince iş orada öküz ölüyor. Ortaklık bir daha hiç kurulmamak üzere bozuluyor. O zamana kadar hiç sesinizi çıkarmadan, hatta ortaklığınızı savunarak, Gülen güzellemeleriyle savundunuz. Bunun sayısız kaydı, kanıtı, belgesi var. 17-25'e kadar ortada hiçbir sorun yok ama paranın paylaşılması, rantın, çıkarın paylaşılmasına iş gelince, büyük yolsuzluk zeminlerine, gündemlerine iş gelince öküz ölüyor, ortaklık bozuluyor. Bakın bugün de bu iddialarla, kandırıldık, kullanıldık iddialarıyla Türkiye kamuoyunu da bizleri de asla ve asla ikna edemezler. Her şeyden önce bu siyasi iktidar çıkıp darbecilerle yaptığı işbirliğinin, onlarla geliştirdiği ortaklığın hesabını vermelidir. Orada burada FETÖ'cü aramanıza gerek yok. FETÖ sizsiniz, siz. 14 yıl boyunca bu ortaklıkla, bu ittifakla iktidar sürdürdünüz. Bugün bir iktidarın ittifak gücü olmaktan çıkardınız bu paralel yapılanmayı ve FETÖ'cüler dışındaki birçok kesimi de aynı zamanda zan altında bırakarak, mağdur ederek, hedef tahtası haline getirerek tek başınıza bu iktidarı sürdürmek istiyorsunuz. Yanlarına yeni ortaklar almaya yöneliyorlar ama emin olun bu siyasi iktidarın ortaklık anlayışından ve ortaklarına verdiği sözden hiçbir şey, hiçbir hayır çıkmaz. Dün beraber sözleştikleri, aynı yollarda yürüdükleri, ortaklarını, ittifaklarını nasıl sattılarsa, gözden çıkardılarsa ve harcıyorlarsa, emin olun bugün taze ortaklarına da aynı şeyi yapacaklar. O sarayın etrafında duranlar, o sarayın yamacında buluşanlar, bilinler, kendilerini iyi kollasınlar. Bugün söylüyoruz bakın, yarın biz söyledik demek durumunda kalmayalım yeniden. Bugün söylüyoruz. Ve değerli arkadaşlar, bu geride bıraktığımız süreç içerisinde FETÖ'cü iddiasıyla yüzlerce, binlerce insan işinden edildi, soruşturmaya uğradı, gözaltına alındı, akademisyenler, memurlar ve bütün çalışan kesimler darbecilerle, FETÖ'cülerle aynı çuvallara konularak Türkiye'de çok büyük bir dramın, çok büyük bir insani ve siyasi sorunun zemini oluşturuldu. Böyle büyük bir insani ve siyasi sorun üzerinden
sağlıklı bir siyasi iktidarın inşa edilmesi, bina edilmesi mümkün değildir. Ve bugün milli mutabakat, uzlaşma adı altında yeni bir iktidar yapısı bina edeceklerini sananlar temellerine dönüp yeniden baksınlar. Temelinde darbe zihniyeti ve siyaseti olan, temelinde ihanet olan, temelinde antidemokratik yöntemler olan hiçbir ittifak bir iktidar inşa edilmesine ve bina edilmesine yaramayacaktır. Bugün de milli mutabakat adı altında uzlaşma, demokratik yapılanma adı altında iktidar kurup iktidar paylaşabileceklerini sananlar yanılıyorlar. Bakın bugün iktidarı paylaşabileceğini sananlar oluşturdukları korsan mutabakat oluşumuyla, yapısıyla bir anayasa, mini anayasa oluşturacaklarını, yapacaklarını iddia ediyorlar. Bakın hala mini anayasa. Hiçbir zaman demokraside büyük boya geçemedik biz. Maxi demokrasimiz olmadı. Büyük demokrasimiz olmadı. Büyük ve yeni demokratik bir anayasa tartışmamız, gündemimiz olmadı. Bugün yine antidemokratik bir zeminle Halkların Demokratik Partisi'ni dışta tutarak bir anayasa komisyonu kuruyorlar ve buradan yeni bir şeyler çıkacağını iddia ediyorlar. Bütün eskileri topladığınızda yeni bir şey çıkar diyorsanız o size yalanıdır. İster inanın, ister inanmayın. Ama Türkiye halkları bu yalana inanmayacak. Üç eskiden bir yeni çıkmaz. Üç eskiden ancak birbirlerinin yırtığını, söküğünü dikenler çıkar. Ve bu mini anayasa paketiyle de bir iktidar paylaşımı, gerici bir uzlaşma ve mutabakat temelinde demokratik bir anayasa ihtiyacını ve talebini tarihin karanlığına ve önceliklerin en geri sırasına itiyorlar. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Korsan biçimlerde Halkların Demokratik Partisi'nden ve milyonlarca yurttaşın iradesinden kaçırarak yaptıkları anayasa meşru bir anayasa değildir, olmayacaktır. Korsan merdiven altı komisyonlarda yaptıkları anayasa da fason anayasadır. Fason anayasa değişikliğidir. Ve Türkiye halkları böyle bir fason üretime, böyle bir sahte üretime asla ve asla icabet etmeyecektir. Oluşturdukları bu mutabakatla, oluşturdukları bu korsan anayasa değişikliği yapısıyla Türkiye'yi çok daha geriye götürecek başka bir sürecin kapısını açarlar. Ama bizler değerli arkadaşlar, onların birbirleri arasında kurdukları gerici ve faşizan mutabakatların, o gerici uzlaşmaların dışında Türkiye toplumunun ilerici dinamiklerini içeren, emek ve demokrasi güçlerini içeren, Türkiye toplumunun aydınlık gerçeğini içeren bir güç alanı oluşturulacağını biliyoruz ve bu güce inanıyoruz. Geride bıraktığımız günlerde gerçek demokrasi için, darbelere karşı, emek, özgürlük ve adalet için bir araya gelen bütün demokrasi güçlerini ben buradan bir kere daha saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İşte bizim büyütmemiz gereken irade bu iradedir. Bütün darbelere karşı kadınların, gençlerin, ezilenlerin ve bütün halklarımızın demokratik birliğini kurmak ve güçlendirmek bizim tek geleceğimiz ve tek alternatifimizdir. Bizlere tek bir yol dayatıyorlar. Darbe ve OHAL rejiminin yolunu dayatıyorlar. Ama Türkiye halkları ve bizler de bunun karşısında tek yolumuzun emek ve demokrasi bilinci etrafında buluşmak ve birleşmek anlamına geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu yol açılmıştır ve artık bütün Türkiye halklarının yeni bir yolu vardır. Emek ve demokrasi güçlerinin birliği yolu Türkiye halklarının darbeci güçlerin birliği ve ittifakı karşısındaki tek gerçek seçeneği ve yoludur. Bu yolda yürüyenlere ve yürüyeceklere selam olsun.
yerlerde halklarımıza darbeyi ve o hali dayatanlar, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün ezilen kesimlere dönük en ağır saldırıları dayatıyorlar. Bundan kısa bir süre önce bir trans kadın olan Hande Yener, bakınız, peşe edilip yakılarak vahşi bir şekilde katledildi. 2 gün önce yanmış cenazesine ulaşıldı. Ben gelin süre içinde katledilen, öldürülen, böyle vahşi bir haline getirilen bütün trans kadınları bireyle buradan saygı anıyorum ve bu sağlığı, bu gözü dönmüş vahşeti kınıyorum. Vahşi Hande Yener canlarımıza uygunlar, emin olun darbelerden ve siyasi iktidarın zorluğundan zulmün güç alıyorlar. Kadınları vahşi yöntemlerle katledenler, her yeri kadına dönük şiddetin oluşturduğu bir cehenneme dönüştürenler, translara, LGBT'lere yaşama hakkı tanımayanlar, kendileri dışında hiçbir varlığa hakkı sunmayanlar, emin olun bu darbe zihniyetinin, bu zulüm anlayışının da sürdüreceğini ve bundan sonraki aşamada bizim de bu uygulamaya karşı direnişimizin de en önemli gücü ve gerekçesi. Onlar bu vahşeti her alanda devam ettikçe bizler de yaşam her alanında bizler olarak bütün gücümüzle direnmeye devam edeceğiz. Bugün Hande'nin cenazesinin cesedinin külleri Cizre'de o vahşet bodrumunda olan canlarımızın küllerine kaçtı. O küller bu kardeşlerimizi, canlarımızı yakanları boğarak. Hande'nin külleri, Cidre'nin vahşet durumunda bizim külleri bu vahşeti yaratanları boğacak. Biz de bu vahşeti bizlere karşı yaşam alanında mücadeleyi, direnişi, dayanışmayı, birbirimizin gücüne ve yana sahip olmayı esas alıyoruz. Yaşamın birçok yerde kazandığına şahit oluyoruz değerli arkadaşlar. Ölülüğün kazandığına şahit oluyoruz. Tarihsel bir şahitliktir, tanıklıktır bu aynı zamanda. Kısa bir süre IŞİD çeteleri tarafından tutsak edilen Minbic kenti Demokratik Suriye güçleri tarafından özgürleştirildi ve edilmiş topraklar bu zulüm karşısında kurtuldu. Kurtuluşa yürüyen halklarımızı ve bu özgürleşme hamle mücadelesine katılan bütün işçileri buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bunun dikleri bütün halklarına Minbic Zaferi Ebu Leyla'ya, Eylem Ateş'e ve Minbic'in özgürleştirilmesi hamlesinde düşen bütün canlarımıza kutlu olsun. Özgürlük'in canını özgürlük için canını veren bütün şehitler ve o şehitlere verdiğimiz söz bugün Minbic'in ruhu yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Eğer bugün Minbic'in ruhu yaşamayı, birleşmeyi başarabilirse Türkiye'deki siyasi iktidar emin ki Minbic zaferi sadece Suriye'nin değil, Orta Doğu'nun değil, bütün Türkiye halklarının da zaferi olacak. Bakın Minbic'te elde edilen, kazanılan zaferi siyasi iktidar ve onun propaganda kanalları görmezden, duymazdan geliyor. Adeta bütün dünyanın sevindiği, bayram ettiği aslında yaz tutacaklar, otalayacaklar. Yazıktır diyor, ayıptır diyor. Başka söyleyecek bir şey bulamıyoruz. Bir vahşet ordusunun yenildiği ve Suriye'nin özgür halklarının kandığı bir mücadeleye eğer sevinmeyi, bundan mutlu olmayı başaramıyorsanız emin olun sizin yüreğinizi, aklınızı
hayatınızı ele geçirecek. Ve bu karanlık sizlerin bugün kurduğu ve sürdürmeye çalıştığı iktidarın da sonu olacak. Mınbiç'in zafer ruhu, Mınbiç'in halkların kardeşlik ruhu hala elini uzatmış, bütün ışığıyla ve aydınlığıyla Türkiye halklarını selamlıyor. Türkiye halklarıyla birleşmeyi bekliyor. Bu eli tutan kazanır. Bu ışıkla buluşan, birleşen kazanır. Bunu kimsenin unutmaması gerekir. Mınbiç'te kazanan irade aynı zamanda Suriye'deki bütün demokratik güçlerin iradesidir. Sadece Kürtler kazanmadı Mınbiç'te. Sadece Kürt özgürlük güçleri ve direnişçileri kazanmadı. Onlarla birlikte Arap halkı kazandı. Türkmen halkı kazandı. Demokratik Suriye güçlerini oluşturan bu halkların birliğidir. Bu halkların savunma gücüdür, öz savunma gücüdür. Ve bu güçler demokratik Suriye güçleri, demokratik Suriye güçlerinin askeri yapısı meclisi, şehri kurtardıktan sonra ilk olarak şehrin yönetimini sivil meclise devretti. Bu demokratik iradeyi de saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bütün darbecilere, bütün despot rejimlere örnek olacak bir siyasi tutum sergilendi. İşte bu siyasi ve demokratik tutum, bu demokrasi zaferi bütün Orta Doğu ve Türkiye halklarının da geleceğine giden yolun kapısını açmıştır. Ben son olarak sözlerimi Mınbiç Zaferi'nin komutanlarından birisi olan Arap halkının yiğit evladı Faysal Ebu Leyla'nın, yani Leyla'nın babasının kızına yazdığı mektupla bitirmek istiyorum. Ve bütün demokrasi ve özgürlük şehitlerinin ruhları şad olsun diyorum. Özgürlük mücadelesi onların canından ve onların şehadetinden fışkıran güçle ve enerjiyle büyüyecek. Sevgili Leyla diyor Faysal Ebu Leyla. Görevimiz olan seni ve senin gibi çocukları savunmak ve o temelde savaşmak için bu yoldayız. Büyüdüğünüz zaman babalarımız ve dedelerimiz bizim için hiçbir şey yapmadı düşüncesiyle bizi suçlamayacağınızı umuyorum. Sen ve senin gibi çocuklar için savaşacağım. Karşılaştığımız bütün tehlikelere toprakların çocukları daha güzel bir gelecek ve özgürlük içinde yaşasınlar diye göğüs geriyoruz. Bizim aziz ülkemiz Suriye tamamıyla özgürleşene kadar bu devrimi sürdüreceğiz.